Merve Hanım son 5 dakika kala mutfaktan çıktı. Son 5 mi? Nerede? Hazırlanıyor. Aa, geliyor. Çok hoş olmuş. Merhaba Seda Hanım. Ay çok hoş olmuş. Teşekkür ederim. Çok 5 dakikan kalmış. Evet, çok tamam, kız. Yerleştim. 5 dakika değil, son 2 dakika 15 saniye. Çok. Altlarına şöyle koyacağım, sıfla. Ver bana. Sen tabakları al. Her şeye karışıyorlar ya, laf edecekler. Bunları siz yerleştirin isterseniz. Kamera açısına göre yerleştiriyorsunuz ya. Evet, kamera açısına göre. Ben de o şekilde hemen şey yapayım. Sofra düzeni bence karışık olacak Merve Hanım'ın. Çünkü kaç kere söyledi, o olmalı, bu olmalı, her şeyi karıştırdı bizim sofralarda, söyledi bir türlü. Sanki karışık bir masayla karşılaşacağız. Öyle bekliyorum yani. Misafirperverliği gergin olacağını düşünüyorum. Çünkü final günündeyiz. Kendisi şimdiye kadar hep ters davrandı bizlere, ters yaklaştı, ters cevaplar verdi. Muhtemelen girer girmez böyle bir soğuk bir karşılamayla karşılaşacağız. Masa düzeninden çok büyük beklentim var. Çünkü hiçbir masayı beğenmedi kendisi, hiçbir aksesuarları, hiçbir şeyi beğenmedi. Masa düzeni çok güzel olmalı Merve Hanım'ın. Seda Hanım çok affedersiniz. Geldiler. Hemen bir bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Son 20 saniye. Merhaba Seda Hanım. Hoş geldiniz. Geçin. Hoş bulduk. Ayfer Hanım, sandalye kapma yarışmasındaymış gibi oturdunuz. Masa daha hazır değil. Zamanım var şu an. Zamanı var mı? Evet. Son 10 saniye. Son 10 saniye daha var. Hiç kendi kendinize şekillenmeyin. 5, 4, 3, 2, 1. Eller yukarı. Bitti. Bitti. Yetiştirdik işte, ne var? Ben de hep Mehmet Şef gibi eller yukarı diye bağırmayı istemiştim. Seda Hanım yetişmedi, mumlar daha öyle duruyor. Yani yanmıyor. Şimdi yakacağım, sıkıntı yok. Yani süreniz geçtikten sonra yakacaksınız. Bitti. Demek ki yetiştiremediniz. Şöyle hediyelikle devam edebilir miyim Seda Hanım? Tabii. Tamam. Konuşmanı yap tatlım. Evime hoş geldiniz. Umarım sizi güzel ağırlayabilirim. Yine teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz. Ben yarışmacı olsam şu an zil takıp oynardım. Benden zaten mutluluk var. Acaba oynasam mı ben? Ben oynardım. Ben oynasam. Ben roman havası oynamak istiyorum. Ne oynasam acaba? Neden ama? Yetiştirdim. Evet. Sadece 2-3 parçalık. Yanıyor mu? Masam diziyor mu? Kameralar görüyor mu? Yanıyor. Yakarız, yakarız. Ya olmaz ki Seda Hanım. Oturunca yakılır ki. Bize evet. O kadar laf edindi. Olmaz. Ne gibi? Mumlar erimesin diye yaktım. Ama bir sürü mum var zaten. Biz geldikten sonra eriyecek yani. Bütün yarışmacılar röportajlarında Merve Hanım'ın yavaş olduğunu ve yetiştiremeyeceğini söylemişti. Ben de dedim. Biliyorsunuz? Çünkü 5 gündür beraberiz. Yemek yaptığımı gördünüz mü? Yap olarak sakin bitişireyim ben. Yani masayı yetiştirmediniz, ne fark ediyor ki? Demek ki mutfaktan geç çıktınız, masayı da yetiştiremediniz. Neden mutfaktan geç çıkmış olabilirim? Ben bilmiyorum, yavaş olduğunuzdan dolayı. Hayır, benim düşüncem. Hayır, menüm çok zordu. Hepsini... Az malzemeli. Hayır. Yok, hepsini tartışırız zaten masada. Kesinlikle tamam. O şekilde düşünmüyorum, göreceksiniz zaten. Bir şey söyleyeceğim. Yani 46 yaşındayım, şimdiye kadar yaşadığım tecrübelerde dayanarak söylüyorum ki yine yanılmadım. Röportajda da söyledim. Hani kendine çok güvenen insanlar ben yaparım, ben ederim. Hep böyle hayal kırıklığı oluyor. Evet, masan yetişmemiş. Mumlar yanmıyor. Bu bir de çok kalabalık. Yani aslında ben biliyordum bir şey böyle bir talihsiz yaşayacağım. Tahmin ediyordum, biliyordum ben... değil. O kararlık yapmayayım. Ama Yani menüm zordu. Yetiştiremedim değil. 5 dakika kala çıktım mutfaktan. Doğal olarak hızlı yapmak zorunda kaldım. Çok uğraşamadım masada şu an. O yüzden bence şu an karışık geldi. Neyi hesap edemedi biliyor musun? Şimdi buradaki bizim program ışıklarımız olmasa, bu mumlar yansa, evet. Yani çok loş olsa akşam yemeği ışığı çok şık görünebilirdi bu masa. Ama bizim burada o kadar çok ışıklarımız var ki o şeyi aldı. Şu an mumları yakabilir miyim Seda Hanım? Bakalım nasıl duracak? Çok güzel görüneceğinden eminim. Tabii al bir çakmak. Bir tane çakmak alabilir miyim? Çok güzel görüneceğinden eminim.
Bunlar nedir? Bunları da anlat da bilirim. Bunlar kendi çiçeğinizi kendiniz ekiyorsunuz. Kendiniz büyütüyorsunuz. Umarım büyüdükçe beni hatırlarsınız. Hani bana? Sizinki de var içeride. Bunlar özellikle da, ayırdım. Bunlar da göze fazla göründü. Bunları çünkü kendime yanlışlıkla fazladan koymuşum. Sizin o hediyeniz, evet, dış ses. Ben de çiçek büyüteceğim demek ki. Evet. Bekir, masayı anlat bakayım. Konsept güzel. Güzel düşünülmüş bir fikir ama uygulanamamış bir fikir maalesef. Yani böyle bir matem havası hakim. Örtünüz kara, tabaklarınız siyah. Böyle bir cenaze havası var masada. Yok artık sende. Çiçekleriniz böyle bahçeden yolunmuş da ortaya fırlatılmış gibi duruyor. Çok anlamsız. Mum çok fazla. Bunların aynısından benim masamda da vardı, laf etmiştiniz. Hayır. Aynısını kullanmışsınız. Beğendim tek farkı dedim. Şunun siyah olmasıydı. Hayır, ben beğendim dekini dedim. Hatırlamıyorsunuz. Ben beğenmedim. Ben balığınızı beğenmedim. Fikir güzel ama uygulayamamışsınız. Bunlar benim bildiğim kadarıyla böyle daha çok kafelerde kahvaltı tabanının altına koyuluyor. Uyumamış sanki, beğenemedim. Asil bir masa olsun istedim sizler için. Yani peki, saygı duyuyorum. Ayfer'in gözlerinden okunan mutluluk. Anlat bakalım Ayfer. Seda Hanım, yani bu çiçekler olmamış. Benim çiçeğim güzel değil dediler ama bu çiçekler olmamış. Ben bu çiçekleri kabul etmiyorum. Mumlar zaten şey, mum masası olmuş burası şu an. Hala benim şandamlarım o kadar masandayız. Güzeldi ki beğenmediler. Yani, kurtulamadık senin çiçekten, yani mumdan. Yani mumluklar, çiçekler. Yani bunlar burada olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani bu karabiberli ki en azından yıkanıp bırakılabilirdi. Pardon, silip koydum. Ben içini kastettim, boşaltıp nasıl uğraşacağım onunla? Dün akşamdan gece 4'te yatmışım. Sabaha kadar sizin için hazırlık yapmışım. Nasıl uğraşacağım? Aynı şey olmamış. Biz de yaptık şey, ama gözünüze battı. Yani tam doldursaydınız eğer ekmek, karabiberliği. Ekmek de olmamış. Olmazdı. Tek tek konuşur. Ekmek de olmamış. Bu kaseler çok kaba bence. Tabaklar çok neden büyük. Hiç masa zaten iç açıcı değil. Ben hiç beğenmedim. Nasıl bir masa olmasını isterdiniz Ayfer Hanım? Daha böyle sade, ortada böyle güzel bir sade bir çiçek. Tabii Nurhan Hanım'ın çiçeği gibi değil. Biraz senin daha zarif gibi. Evet. Kurtulamadık benim o çiçekten. Çiçeğimden biraz daha fazla hani kabarıklı olabilirdi. Siz getirseydiniz ya, keşke konser ortaya. Söyleseydiniz getirdim. Bence benim çiçeğim burada daha iyi durdu. Böyle karışık durmazdı en azından. Karışık duran ne? Benim tek yaprak kullandım. Bir de papatya. Papatya niçin kullandım biliyor musunuz? Papatyalar yolunmak. Seda Hanım çok seviyor diye kullandım. Kendisine jest yapmak istedim. Çok keşke severim. Anlayabilseydiniz. Anlayamadılar mı Merve Hanım? Anlayamadılar. Seda Hanım ama için kullandım ben onu. Seda Hanım'a hediye etseydiniz burada masada. Seda Hanım'a hediyesini siz ettim zaten. Ha, o zaman güzel siz bir hediye. Seda Hanım'la evet çalışmışsınız sadece. Biz yanlış dedik keşke. Papatyayla bana mı çalıştık? Yok biz zaten, ama ben zaten Seda benim çiçeğimde de papatyalar vardı. Şunu söylemediniz. Yani değişik ilk defa yemek tezde değişik bir servis açıldı. Değişik bir servis. Ve hepsi farklı. Yani ben bunları farklı yerlerden aldım. Kombin ettim. Takım almadım sizin gibi. Ya şu mesela şunu bile kendim oluşturdum. Bunu sizin için sizin gibi hazır almadım. Söyleyeyim de. Ben hazır almayı tercih ettim. Yok etmeyeyim ben çünkü tamam, ben siz farklı etmeyin, ben ettim. Peki. Neden susuyorsunuz Merve Hanım? Yani çünkü sinirleniyorum. Neden sinirleniyorum? Bir kere peçetelerim farklıydı. Perdemle bile farkındaysanız takım gibi bir şey oldu. Ona bile dikkat ettim ben. Kumaşına kadar. Hiçbiriniz bunu söylemediniz mesela. Perde, yani perde kumaşınla yarışmasında değiliz ki şu an, ne alakası var? Hayır, perde kumaşınla aynı düşünün yani, o kadar dikkat ettim. Ama siz ederken çok iddialıydınız. Ben hala ben iddialıyım. Seda Hanım siz hatta dediniz gelin masası gibi bir masa bekliyorum dediniz, seviyorum dediniz. Ne masası bu? Bu gelin masası değil ki. Güzel masa hayatım. Ben beğenmedim. Benim çok masam şık daha bir güzeldi. Masa. Ya ben siz beğenin diye söylemiyorum, ben kendi fikrimi söylüyorum. Bana göre değişik hazırlanmış. İşte değişiklik dediğiniz bu. Güzel masa.